Hepinize selamlar efendim, hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir Forager bölümüyle karşınızdayım. Efendim biliyorsunuz Forager bizim sevimli karakterimizin adalarda çiftlik kurduğu, hayatta kalmak için materyal topladığı ve bol bol crafting yaptığı çok tatlı bir oyun. Bol bol malzeme topluyoruz, seviye kasmaya çalışıyoruz, adadan adaya geçiyoruz. Bulmacaları, bilmeceleri çözüyoruz ve kendimizi geliştirerek çok daha iyi bir base inşa etmeye çalışıyoruz. Şimdi ikinci bölümdeyiz efendim, yanlış hatırlamıyorsam şayet. Çok kısa size neler olup bittiğini anlatayım. Bir de live'da da yayını düzgün açabildim mi, hemen onu kontrol edeyim. Oo Enver abim, teşekkür ederim. Vallahi harika oldu. Sabaton'da ben zaten sürekli yayındayım. Samet Efendi'yi de LoL'den kurtaralım da. Okey, tamam. Tamam. Hiçbir yerde bir sorun yok. Şey olabilir mi peki? Ben burayı... Ha, okey. Abone moduna dalmışız. Harika. Efendim hoş geldiniz. Merhabalar. Dying Light 2 için beni de çağırabilirsin. Sarkan'ım her zaman. Her zaman. 4 kişilik oyun zaten. Bol bol yerimiz olur diye düşünüyorum. Evet abi, şimdi benim şeyi unutmamam lazım. Ha, buradaki panel. Kral şu meyveleri bir ye. Malzeme toplamaya devam. Malzeme toplamak dışında şu an ben ne yaptığımı hatırlamaya çalışıyorum. Oops, pardon. Pek tabii yemiş falan toplamaya çalışıyoruz. Bol bol ki herhangi bir şeyle karşılaşmayalım, sıkıntıyla karşılaşmayalım diye. Balık farmının sayısını arttırmaya çalışıyoruz sayın hocam. Sanırım build paneline de buradan erişiyorduk değil mi? Aynen bak, çiftlik dediğin zaman dalyan için, yani balık tutacak, otomatik balık tutacak yer için şey yapıyorduk. Bir de ben yanlış hatırlamıyorsam şayet karakter için yeteneklerden şeyi almıştık efendim. Doğru mu hatırladım? Balıklar %50 daha hızlı. Çantaya 4 göz daha ekleyip daha fazla toplama ihtimali. Benim biraz para kasabilmem lazım ya. Para nasıl kasılıyordu? Pazarları açtıydık biz ama. Mesela pazar için ne yapmam gerekiyor? Ekonomi, pazar, tuğla ve deri. Oo hocam. Bizim tuğla için çabalamamız lazım. Yaratık öldürmek para veriyordu. Merhaba. Şu slime'ları bir yiyip bitirelim de. Oha yan taraf. Ne ara şey olmuş ya. Aha deri inekten düşer. Sevgili Mömö merhaba. Hocam elimizdeki etleri pişirebilir miyiz? Eti pişirelim. Kral bana kömür de lazım. Sen benim üstüme bir atla. Deri falan da lazım bize çünkü. Şu pişmiş yemeği bir yiyelim. Oyun çok sevimli bir oyun dostlar. Ama gelişmek için tabii ki daha fazla alana fırın yapmam lazım. Başka yerler inşa etmem lazım. Benim muhakkak bu kazmayı upgrade'lemem gerekiyor. Çünkü bütün materyalleri toplamak için kazma kullanıyoruz efendim. Kazma upgrade'i bu bağlamda önemli. Seviye aldım, farkındayım. Seviye ile alakalı ne verebileceğimi şu an bilmiyorum. Pamuk falan da topluyorum. Şimdi eldeki odunları odun kömürü yapabilirim. Bunun farkındayım. Mesela yakıt ihtiyacı için odun kömürü sistemine geçiş yapılabilir. Efendim merhabalar, hoş geldiniz. Selamlar. Yeni ada açmak içinse paraya ihtiyacım var. Para için şu an tek seçenek slime kesmek. Onun dışında başka bir seçeneğim yok diye biliyorum. 50 balık tuttuğumuz için bir ödül daha aldık. Merhaba, şunları bir yiyelim. Abi kömür. Bol bol kömüre. Ya ben şimdi upgrade istiyorum hocam. Bu upgrade de vıcıklı kazma upgrade olacak. Şişede cam böceği yapmam lazım. Yani cam... Ateş böceklerini şişelemem lazım. Şişede cam böceği neyse. Ateş böceklerini şişelemem ve 15 tane demir külçe elde etmem lazım. Şimdi 15 demir külçe kolay. Ama tabii bundan önce kömür lazım. Şöyle bir bana 10 tane daha kömür yapar mısın? Buralardan da gelecek. Abi yemek pişirmeye kömür. Alet edevat yapmaya kömür. Her bir şeye kömür istiyor. Her bir şeye. Ve birazdan para ihtiyacımı karşılayabileceğim bir pazar inşa edebileceğim galiba.
Bunların otomasyonuna kadar her şeyi vardı ya. Onu hatırlıyorum yani. Çiçekler ne işe yarıyordu onu hatırlamıyorum sadece. Şimdi ateş böceklerini benim şişelemem gerekiyorsa ne yapmam lazım biliyor musunuz? Benim acilen endüstriye gidip cam yapımını falan öğrenmem lazım. Ayrıca yapı inşa ederken de XP kazanıyorum. Bu da işin bonusu. Varbant yok efendim bugün, hayır. Video atıldı bu arada YouTube'a, sabah izlediniz mi? Warband'ın, Mountain Blade Warband'ın 5. bölümü atıldı. Yalnız live'da bana Warband soruyor, ben böyle bir kalpten gidiyorum hafif hafif. İnsan biraz üzülüyor be abi. Live gibi bir kanalda Warband sorunca. Ah be hocam. Buraya da mı sızdılar be? Tamam, cam var, okey. Ama şişe yapmam lazım. Şişe için ne gerekiyor? Şişe için iplik de gerekiyor. İplik artı cam. Peki iplik yapabiliyor muyum? Hayır, henüz iplik yapımını öğrenmedim. Okey, bir ara iplik yapımını da öğreniriz. Bu arada oyun oynanırken başka oyunlarla alakalı, özellikle Warband'la alakalı soru sorarsanız iki chat'i de kapatacağım, bilginiz olsun. Çünkü beni fazla boyuyorsunuz. Hatta şöyle yapıyorum efendim. Kula minnet eylemem diyerekten. İzlemek isteyen dostlar sağlıklı bir şekilde izlesinler. Ben iki chat'i de kapatayım. Mountain Blade Warband'ınızda siz kendi kendinize eğlenin dostlar. Orion 12. ayında iyi yayınlar babuş demiş. Teşekkür ederim. Orion sağ olasın. Eyvallah. Sabaton boyu chatler abone modunda duracaktı zaten. Daha erken abone modunu alıyoruz artık. Her Warband sorduğunuzda da bu süre artacak. Bilginiz olsun. Ömrümün sonuna kadar kapalı tutabilirim iki chat'i de. Kabir azabı gibiler moruk ya. Adamın üstüne çöküyorlar böyle yani. Şimdi 8 tane cama ihtiyacım var. Öncelikle 8 camı bir işleyelim. Ondan sonra iplik yapımı. Deriyi açar, dikiş merkezleri %25 daha hızlı çalışır. Herhalde dikiş merkezlerinden iplik üretilir değil mi? En azından ben öyle düşünüyorum. Peki, dikiş merkezi inşa etmek için ne gerekiyor? 4 tane tuğla. Peki ikinci bir fırın yapsam ve tuğlaları buradan elde etsem 4 tane tuğla yapabiliyor muyum? Şahane, şahane. Bakarım aşkım. Steam bakarım tabii ki yavrum benim. Karakter burada takılı dursun. Sevgili vegan vampir, selamlar, hoş geldin. Çok teşekkür ederim. İki chat'i de bana kapattırdığınız için sağ olun bu arada. Aşkım gayet güzel olmuş kapak fotoğrafı. Ellerine sağlık. Benim yüzümün gözümün hali ne öyle? Ah be. Beyazlamışım ya. Çanta dolu. Şöyle bir çantayı alalım. Dikiş makinesi inşa edelim bir tane şuraya. İplik. Evet. Kaç tane iplik gerekiyor? 4 tane de iplik gerekiyor. Abi çok iyi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Böyle giderse ben kazmamı upgradeleyebileceğim. Çünkü vıcıklı kazma için de gerekiyor? Ateş böceği ve 15 tane demir külçe. Peltemiz zaten var. Abi sahada iskelet var. Sahada iskelet var ve ben ileri gidemiyorum. Oğlum. Haritanın her yeri şey dolu. Çanta nasıl dolu olabilir ya? Ne atacağız? Şunu yiyeceğiz.
5 tane deri lazımdı bir şeye öncelikle. Ben deriyi buldum. Pazar yeri mi lazımdı? Deriyi işlemem gerekiyor galiba. Deriyi işlemek için de iplik istiyor. Ve çok daha fazla post istiyor. Ve benim demirleri de eritmem gerekiyor. 15 tane demir gerekiyor. Mahzenleri kurmak lazım artık yavaştan. Ozan efendi manyadı. Sabaton'da daha çok abonelik gelir, banlarım bunları diyor, ayıklarım diyor. Şimdi dostlar bakın, olay şu. Kendime açıklama gereği bile duymuyorum aslında ama. Abi başka bir şeyle ilgilenirken gelip gidip sürekli aynı konuda darlayıp duruyorsunuz. Ve siz beni darladıkça ben de şey yaparım, kaçarım aga. Emin olun arkadaşlarınız da aynı şeyi yapıyor. Bir arkadaşını darla bakayım her Allah'ın günü. Adam telefonlarını açıp mesajına cevap veriyor mu? Ben de aynı şeyi yapacağım. Kanala atmışım videosunu. Sen daha bana gelip ne tatava yapıyorsun? Tamam, izlemek istemeniz güzel bir şey. İlgi duymanız güzel bir şey ama beni boğmadan. Yani mümkün mertebe dostlar. Boğarsanız abone modu. Abone modu yetmez, emot modu. Emot modu yetmez, kapatır giderim. Hiç umrum olmaz. Bir gıdım umursamam. Yok, kayaların mineral vermesini falan istemiyorum. Yağmacılık. Ya da mahzenler. Depolama lazım artık. Üzerimizdekiler yeterli gelmiyor. Kesinlikle mahzen yapmak lazım. Şimdi elimde yeterince kömür var mı? Kaç tane kömürüm var? Okey, 15 tane kömürüm var. 10 tane demiri buradan işte. 10 tane demiri buradan işte. Çantam dolu, toplayamıyorum. Nasıl toplayamıyorsun ya? Yosunları ye, meyveleri ye. Aa, tavuğu patlatmazsam yumurta düşürüyor. Bir şey söyleyeyim mi? Balık otomatikte ya. Bence balıklardan gelen, balıkçılıktan gelen daha doğrusu. Balıkçılıktan ne geliyor? Kum geliyor, yosun geliyor, balık geliyor. Çiğ balık, kum, yosun, pişmiş balık. Bunların hepsini aynı mahzenin içerisine koyabilirim diye düşünüyorum. Ve çantam dolu olduğu için hiçbir şey yapamıyorum. Şundan bir tane, bunu yiyeceğim. Sonra buradan bunu alacağım. Ardından vıcıklı kazma... bok yaparsın vıcıklı kazmayı. Şişe yaptın mı oğlum? Önce şişe. Tamam, 4 tane şişe. Vıcıklı kazma hala yok. Peki, mahzen için ne istiyor mesela benden? Endüstriyelde mi olur, çiftlikte mi, büyüde mi? Çiftlikte değil, büyülü de değil. Ekonomide mahzen. 3 çelik artı 10 tuğla. Şimdi bunların hepsi için bize kömür lazım, biliyorsunuz. Şunları da bir hafiften şişelemeye başlayayım. Ups. Yumurtayı salla. At yumurtayı. Güzel. Biraz daha ateş böceği lazım bana. Aha. Bir ateş böceği de orada. Burada. Birader, çok fazla kömür lazım. Şimdi çelik inşa etmek için ne lazım? Çelik için ne gerekiyor?
altın, demir, kömür. O zaman bizim önce eldeki odunları kömüre çevirmemiz gerekiyor. Nasıl olabilir mesela? 15 odunu burada kömüre çevirebilirsin ve 15 odunu burada kömüre çevirebilirsin. Tamam mı? 15-15 burada bunlar kömüre çevrilirken ben de etrafta gerekli toplamaları yaparım. Kuzum hoş geldin. İyi yaptın yavrum benim. Koydum aşkım. Ellerine sağlık bebeğim. Light'ta bir şey yoktu değil mi? Light'ta kebap şef simülatör vardı, onu koydun zaten. Bitti kuzum, ellerine sağlık yavrum benim. dilediğin gibi yavrum. Evet, malzeme toplayamıyorum şu an. Benim en büyük sıkıntım o. Oo tamam. Şimdi vıcıklı kazma zamanı. Vıcıklı kazma ile beraber kazma upgrade'ini alacağım. Ondan sonra demiri ıdıyı bıdıyı eritip şu slime mı? Yok, slime olsa üstüme atlardı. Bir yandan mahzen de yapalım istiyorum çünkü yetmiyor. Efendim sevgili Ahmet, abonemiz olarak aramıza katılıyor. Hoş geldin Ahmet, merhabalar. Desteğin için çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın, hoş geldin. Aboneliğin için çok sağ ol. İyi seyirler. Kapağı falan ayarladım. Hoş geldin Aynen Kansu, merhabalar. Hocam gayet iyiyim çok şükür ya. Abi YouTube tayfa çok darlıyor. Tek sıkıntı o. Hayır, video attığım halde darlıyorlar. Siz şimdi böyle yaptığınız için ben 2 hafta bulaşmayacağım mesela oyuna. Ben darlanmayı sevmiyorum abi. Darlanmayı sevmiyorum. Ne yapabiliriz başka? Odun. Şu vıcıklı kazma olana kadar. Vıcıklı kazmadan sonra ne yaparız? Depo yaparız. Yoruldum. Yorulduysa hemen... Biraz kızarmış balık. Oh, selamlar Ahmet, hoş geldin. Merhabalar. Bir oraya. Bir materyal geldi ama bunu alabilecek yerim yok. Aslında şöyle yapabilirim. Allah'ım şükürler olsun, kazma upgrade'lendi. Kaynaklara, bitkilere falan daha çok vuracağız artık. Şimdi sen ne istiyorsun benden sevgili Mahzen? 3 çelik 10 tuğla. Abi 10 tuğla bence kolay. 10 tuğla burada. 3 tane çelik için ne lazım? 1... 6 demir külçesi, 6 tane de altın külçesi lazım. Hemen buradan bir tane demir külçesini erit. Yer yok envanterde. Çok dolu. Fazla dolu. 6 tane altın külçesi lütfen. Evet, önceden çok daha zorluydu. Şimdi böyle daha rahat gibime geldi. Tuğlaların işi bitsin, direkt çelik yapımına geçeceğim. Ve çaktırma, yine az çok para biriktirdik. Az çok değil, iyi biriktirdik parayı. Altın külçelerini alır mısın? Çantam dolu. Nasıl çantam dolu? Şöyle yapalım. Etleri pişir. Altınları al. 3 tane çelik ver bana. Artık lazım yani.
Onur'um hoş geldin. Nasılsın? Hifrem nasıl? Mesela vıcıklı kazmanın 3 upgrade'i var mı? O şişede böcek, altın külçe, demir külçe falan lazım. Okey. O şişede böcek verecek mekanı açmak lazım. Onun için mesela arazi satın almak için en az 80 altına ihtiyacım var. Ya da yukarıdaki bölgeyi 60 altına açabilirim. Aynen, yukarıdaki bölgeyi 60 altına açabilirim. Çeri alabilecek yerim var mı? Buna şükür. Şimdi o üst katta aktif edilebilecek bir yer var. Oraya basamaklarla şey yaparım ya. Bir şey diyeyim, artık yapı yapmak da güzel XP verdiğine göre. Adaların eksik kısımlarını böyle böyle tamamlarım. Odunum bitti galiba. Tamam, bütün bunların hepsini ne için kullandık? Bir tane mahzen yapabilmek için kullandık. Araya bir boşluk. Merhaba. Hocam şimdi bütün hepsini buraya taşı. Kumdur, şudur, budur. Bunlar otomatik geliyor ya zaten. Bunların hepsi burada dursun. Biriktiğinde oraya mı gidecek mesela? Yosundur, çapadır. Çapa önemli bir item gibi galiba. Yep, çapanın 200 altın değeri var abi. Çapanın 200 altın değeri var da daha bunları satmayı falan öğrenemedim. Mesela şu. Yağma obeliski. Bitki ve ekin toplayarak fazladan XP al. Okey. On dakika boyu mu geçerli bu? Gerçi bitki ve ekin diyor herif ama. Diğer şeyler de buna dahildir herhalde. Şimdi... Aldığım experience'ı sonra vereceğim. Benim bir yandan yeni yerlerin kilidini açacak parayı bulmam lazım. Şimdi çapayı satmamam gerek diye hatırlıyorum. Niye biliyor musun? Çünkü çapa müzede kullanılıyordu galiba. Müze gibi bir yer vardı burada. Forager gerçekten çok keyifli oyun ya. Vallahi çok şükür Onur'um, seni gördüm daha iyi oldum. Sağ olasın. Tecrübe puanını özellikle bekletiyorum. Dediğim gibi çapayı satmadan para bulmam gerekiyor. Çünkü çapayı sattığım zaman sıkıntı oluyor diye hatırlıyorum. Sevgili Laurel 12. ayında selamlar, iyi yayınlar, kolay gelsin babuş demiş. Laurel hoş geldin, çok teşekkür ederim. İyi yayınlar ve kolay gelsin dileğin için çok çok sağ ol. Nasılsın, keyifler nasıl? İnşallah iyisindir. Dostum teşekkür ederim, iyi yayınlar dileğin için sağ olasın. Sevgili Cyberion. Eyvallah. Ben neredeyse ikinci kademe XP'yi alacağım bu arada. Topladıklarımın otomatik mahzene gitmesi harika bir şey. Ve bol bol şey toplamak da harika bir şey. Malzeme toplamak. Şimdi becerilerden bir ilerleyelim şöyle. Zanaatkarlık.
pazar fiyatlarını düşürür. Bankaları açar, kollu makineleri açar. Balistayı açar. Tencereyi açar, şekeri, mayonezi, peyniri açar. Yemekle alakalı şeyler yapılıyordu galiba. Kayalar daha fazla mineral verir. Değirmen ve fışkiyeleri açar. Değirmen ve fışkiyeleri bir açalım mı? Evcil hayvan ortaya çıkarır. Oo. Bu iyiymiş ha. Mustafa Can hoş geldin, merhabalar. Çok şükür, çok şükür sevgili Laurel. Ben de iyiyim, sağ olasın. Hoş geldin Cano. Bu arada bence bir dalyan yapacak kadar şey topladık, yemiş topladık. Aha bir seviye daha. Peki bir şey diyeceğim. Hızlıca buraya materyal dolmadan değirmen yapsam tohum ve benzeri çiftlik üyelerini üretir. Yakınlardaki ekili olan alanlara otomatik sular. 30 tuğla, 40 odun. Bizim odunlar gidiyor. Bizim odunlar mekan yapmaya gidiyor. Aga şuraya da yapabilirim aslında o mekanı. Alt taraf böyle depolardan falan oluşuyor olur. Ey maşallah. Ne beri çıktı hocam buradan ya. Değerli taşları satsam mesela. Thumbscane efendim 4. ayında. İyi yayınlar, bu arada ocağı kullanarak para yapabiliyordun diye hatırlıyorum demiş. Aa çok teşekkür ederim Thumbscane, sağ olasın. Ben de olmadı değerli materyalleri, mineralleri falan satmaya çalışacaktım ya. Ya şey diyecektim hani mesela bu nedir efendim, ametist midir, yakut mudur? Satamıyorsun. Evet, 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 evet. Hocam sizin dediğiniz hesap para basmak lazım galiba ama para basılmıyor abi. Altın külçe basılıyor soru işaretinde galiba. Becerilerden mi açmak lazım ki? Mum Game hoş geldin. Nasılsın? Keyifler nasıl? Abicim bankacılığı açsam. Bak bankacılıktan şey geliyor. Eşya satarken XP kazan, çantadan atılan eşyalar atılmak yerine hemen satılır. Öğeler envanterdeyken mahzene gönderilebilir. Mahzende kilitli öğe yuvaları olabilir. O yönetim becerisini falan alacağız biz. Sevgili Zaira Software abonemiz olarak aramıza katılıyor. Efendim hoş geldiniz, merhabalar. Nasılsınız, keyifler yerindedir umarım. Bedavadan otomatik olarak altın üretir bankalar. Altın, çelik, tuğla. Bir şey söyleyeyim mi? Yapılır. Yapılır. Çok rahat yapılır hem de. Çok da tatlı yapılır. Mesela bankalarda 10-10... Bir 5 tane banka yapmak istesem 50 külçe altın, 5 tane çelik, 100 tane tuğla. Birader bir şey söyleyeyim mi? Ben bu projeye girişiyorum. Ben bu projeye girişiyorum. Kömür yetmeyecek ama. 50 tane tuğlayı bas da. Hallederiz, hallederiz. Dünya kadar ada var aga. Ben normalde tek tek yapsak fazla hani en azından diğerleri tamamlanana kadar para vereceğini biliyorum ama eliminen dayı eliminen diyerek hepsini bir tamamlayacağım. Aslında bak burayı şey yapıp buradaki platform üstüne kursak çok iyi olur da bir şeyler yemeliyim. Hemen paşam. Mis gibi et. Ayrıca canavar kesmek de işe yarıyordu. Benim sırf bu balıkçılıktan gelenler için oluşturduğum ayrı bir alanım var.
be. Dalyan yapamıyor mu hala? Oradaki inekmiş. Nereden bilebilirdim ki? Ki fark eden bir şey yok ya. Henüz onları evcilleştirmeyi öğrenemedim. YouTube'da yayın açık efendim şu an. Samet Güngör Live YouTube kanalında yayın açık. Şimdi oyunlara göre kategorize ediyorum yayınları. Bu oyun Samet Güngör Live'a geleceği için bölüm 2 olarak Samet Güngör Live YouTube kanalında yayındayım şu anda. Ana kanal sadece Bannerlord Warband ve ana kanal harici herhangi bir yerde Warband Bannerlord sorduğunuz an chat'i kapatıyorum, bilginiz olsun. Ana kanalda yayın açıksa Warband Bannerlord abi. Ana kanal harici hiçbir yerde Warband Bannerlord yok. Sorduğunuz gibi kilitliyorum her yeri. Bilginiz olsun. Bir dalgına geldi de. Onun dışında dediğim gibi strateji oyunları ekstrada, simülasyon oyunları light'ta. Replay için şu an önüme ne gelirse. Şu sıralar Legion atıyorum oraya bol bol. Eğlenceli maçlar silsilesi şeklinde. Bu şekilde efendim. Sevgili Joseph, 12. ayında teşekkür ederim Joseph. 12. ayın kutlu olsun, sağ olasın. Eyvallah. Ve sevgili Zaira, son tip bükücüye abonelik hediye ediyor. Teşekkür ediyorum efendim, hoş geldiniz. Bence abartmayıp şu banka miktarını acaba daha minimal mi tutsak? Şu an onu düşünüyorum böyle bir yandan kafamda da. Bir level daha geldi bu arada. Artık eşya satmak yerine almayı açarsak aslında şey hani... Eşyayı yere atmak yerine satmayı açarsak böyle bir miktar para kasıp yeni yerler açarız ya. Bak atmak yerine hemen satmak, bence yapmamız gereken buydu. Bankayı da yapacağım elbette ama. Şu anlık bak bu kristallerin ne işe yaradığını bilmiyorum mesela. Sat direkt 50 gold. Hepsini tek tek satıyor diye düşündüm de. Oğlum toplu fiyat mı? İstifçi çantanda 1000 eşya olsun. Yaptım. Şimdi 500 altınım var. 500 altınım olduğuna göre yeni yerler açılacak. Sevgili Ahmet çok teşekkür ederim. İyi yayınlar dileğin için sağ olasın. Hoş geldin. Ama ocağı kullanarak para üretemiyorum. Baksana para yok şu an. Ben banka yapmaya kasacağım galiba. Sevgili Zyrabot 5 kişiye abonelik hediye ediyor. Teşekkür ediyorum efendim. Abonelik hediyeniz için çok sağ olun. Eyvallah. Hoppa. Buradan mı? Aa, buradan para craftlanıyor. Altın kürçesiyle. Bir altın kürçesiyle ne kadar para yapıyor mesela? Deneyelim. Çok verimli olacağını düşünmüyorum açıkçası ama. Deneyelim hocam. Hey 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 hey. Hiç fena değil, hiç fena değil ha. Hiç fena değil hocam. Yeni adalar açıp böyle keşfetmeye devam edebilirim ama farm yapmak daha çok hoşuma gidiyor. Hiç fena değil lan hakikaten. He
Peki şimdi ben bir şey merak ediyorum. Bir tane daha mahzen yapacağım da. Mesela buraya mahzen yapsam ve bu mahzene şeyleri koysam, kömür, altın madeni, demir cevheri, bunları koysam, bunları topladığımda odun, taş, otomatik olarak mahzene mi gider? Yoksa bunu elle benim mi yapmam gerekir? Şuna baksana bu arada ya. 92 tane balık birikmiş ey maşallah. Kaça kadar birikiyordu bilmiyorum bu arada. Selamlar efendim. Çok teşekkür ederim iyi yayınlar dileğiniz için. Dostum bilerek chat'e katıl abonelerini özel yaptım. Warband Bannerlord sorduğunuz an bundan sonra böyle yapacağım. Yok çünkü ana kanalı harici hiçbir yerde yok. Yani sorduğunuz an dediğim gibi delleniyorum, kilitliyorum her yeri. Onun dışında Mass Effect serisi düşüncem yok. Ama 70'ten fazla oyun var Sabaton'da. Dediğim gibi hangisi hoşuna giderse. Bu arada Sabaton süresince muhtemelen chat abone modunda olur. Bilginiz olsun. Sağlıklı bir yayın akışı. Daha az rage için. Hoppa. Şimdi çelik basılsın. Bakacağım. Balıklar otomatik gidiyor ama balıklar benim envanterime gelmiyor. Ya ben balıkların dibinde değilim mesela. Bakalım göreceğiz. Çünkü bunları ben kendim kazıyorum ya elle. Ha, ama eğer giderse çok büyük bir yardımı dokunur. Ola ki gitmedi, becerilerde yönetim becerisi var. Yönetim becerisine doğru ilerleyeceğim. Envanterinden direkt oraya atabiliyorsun. Sonra da yeni adaları falan keşfetmeye yöneliriz zaten. Ki şu sıra biz temel sorunlarımızı çözdük. Yemekle alakalı hiçbir sıkıntı yok. Olmadığı gibi şey yapmaya da gerek yok. Oh bak çok iyi oldu. Tamam. Bekle seviyeyi sonra vereceğim. Bana burada bir mahzen kurmanı istiyorum. Bu kurduğumuz mahzene kömürü, altını, demiri, taşı, odunu bunlara atmanı istiyorum hocam. Şimdi bunları attın. Envanteri bir sıraladın. Mesela demir cevheri orada. Ha, okey. Ben topladığım zaman otomatik yerine ışınlanıyor. Abi harika bir şey. Yemin ediyorum harika bir şey. Süper lan. Üstüme almam gerekiyor mu peki? Ben mesela bir şey yapmak istiyorum. Balık pişireceğim. Üzerimde ne balık var ne kömür var. Okey. Hocam bir şey söyleyeyim mi? Müthiş oldu. Müthiş. Bir de bu mahzenlerin düzeni falan ayarlandı mı? Tamam. Keyifler keka. Enerjim azaldı. Hallederiz. Toplarız enerjini. Oğlum çok iyi oldu lan bu valla. Efendim aleyküm selam. Hoş geldiniz. Merhabalar. Diablo 4'ün videosu olmaz olur mu efendim? Tabii ki var. YouTube kanalımızda 14-15 bölüm kadar oynadım. İlk başlarda bir tane Druid kasmaya çalıştım. Druid sıktı. Çok beceremedim. Sonra arkadaşlarımla beraber hep birlikte oynamaya başladığımızda bir tane Necromancer karakter kasmaya çalıştım. Ölü dirilten. O da hoşuma gitmedi. Ama oynadım. Denedim yani oynamayı. Hocam şunu da koy. Şu envanteri bir sırala. Brom. Sırala envanteri sırala. Şu bitkiler için de ayrı bir chest mi yapsam acaba? Balığın olduğu yer boş. Yok ama balığın olduğu yer boş diye de oraya yerleştirmeyek ya. Pişmiş balıklar üstümde dursun mesela. Tamam şimdi ada satın alacağım. Ve mahzene otomatik gidiyor. Ve bu da demektir ki becerilerden başka bir şey alabilirim. Şu yönetime gerek yok. Maliye. Bankalar başka bankalarla bitişik oldukları zaman para üretme hızı %50 artar. Bu bizim büyük projemiz dostlar. Dur. Para için büyük projemiz. Alacağız, vereceğiz, ekonomiye can vereceğiz.
Ana kanalda efendim Diablo var. Metem hoş geldin, ne yapıyorsun? Kaka içinde depo. Keyifler nasıl balım? Dikiş makinesinden çanta yapıp envanter arttırma. Kral sen müthiş bir detaysın. Ama 10 numara infolar veriyorsun abi. Ağzına sağlık. Bu kadar mükemmel olmak yormuyor mu peki? Adam çünkü hakikaten hayat kurtaran info verdi az önce. Envanter yerini de bufflayacak. Ben ada alıp birazcık adalardan da şey yapacağım, yürüyeceğim. Vallahi Metem seni gördüm daha iyi oldum ya. Nasıl olayım? Yarın sabaton başlıyor balım. Böyle sabatonda Sertülü Şakşaki oyunlara girişmeden evvel seni tekrardan Lejyon için kıstırmayı düşünüyorum. Planım o şekilde yani. Aa şeyi hatırlıyorum ya. Turplar falan vardı burada. Kıyamam. Turplara vuruyordun. Seni seviyordum. Bana neden böyle yaptın diyordu. Ama ya tabii böyle şey rap şeklinde değil. Aa. O araya da mı yapmak gerekiyor bir şeyler ya? Ne kadar odunum var benim? 143. Şu odunlar benim garibime gitti ya. Şu taraftan böyle geçiş için double set atmak zorunda kaldım. Harbiden garibime gitti. Tamam. Buraya bankaları inşa edeceğim de. Abi bir şey söyleyeyim mi? Ben bu kazmayı kullanarak çok güç harcadıkça amelelik yapıyorum abi. Ve amelelik yapmaya hiç gerek yok. Aa, Resident Sleeper atıyor bir de pis herif. Bir de Resident Sleeper atıyor. Terbiyesizlik. Vay teres tospa vay. Çantana dört göz daha ekledi. Şeyi merak ediyorum peki. Küçük boy cüzdan ne yapıyor? Paralar artık %25 daha değerli. Bundan daha fazla koyulabiliyor mu mesela? Neyse daha henüz fırın mırın yapmadım. Şey yapamıyorum da. Atlar mısın aşağı? Atlamıyor. Ah be. Teşekkür ederim sevgili Zayla. Seni de tebrik ediyorum. Babuş merhabalar, seni uzun zamandır izliyorum. Sen evlendin, ben de dün sözlendim. Umarım hayat size de bize de güzel geçer demiş. Çok teşekkür ederim güzel sözlerin için. Sağ olasın. Umarım her şey gönlümüzce olur. Sevgili Zayla çok teşekkürler. Onçikçoğlu. Şimdi mesela... buraya bir geçiş yapsam. Bu saldırgan zıbıdıklar niye geldi onu bilemedim de. Bir can yenilemeye ihtiyacım var. Burası bizim evimiz mi hocam? Aa evet. Görünüm değiştirebiliyoruz. Ötür şapka takabiliyorum. Tabii ilkel vücut iyi. Havalı çanta, normal çanta, çantasız. Havalı çanta. Kanadım yok. Ötürüne sıçtı.
Ya bunun görevini yapmak için illa camman bir şeyler yapmak lazım ya. Hocam para kasmak açısından benim bir sorunum olmayacak. Birazcık iş farma bakıyor. Ben şu an şeyi arıyorum. Mesela elimdeki kazmayı bir tık daha geliştirmenin yolunu arıyorum. Çünkü mesela ağaçlara 4 değil de 2 vurmak, 3 vurmak kesinlikle daha çok hoşuma gidecek. Lan, vurma lan. Ya ağaçlara 2-3 vurmak benim kesinlikle daha çok hoşuma gidecek. O yüzden böyle bu demir kazmamı upgradeleyecek şeyleri arıyorum. Aa, aşağıda bilmece bildirmece var. Hepsini bastırınca bir şeyler olacağı belli. Ben bunu yanlış yaptım ya. Bunun sırası var kanka. Şu biri ifade ediyor galiba. Bu üçtür diye tahmin ediyorum. Şu diğer yerdeki iki. Ya düzen takıntısı var ya, beni bitiriyor şu an ya. Bu iki kanka. Şu üç. Şu da 4. Easy peasy lemon squeezy. Ama anahtar lazım diyor. Anahtar nasıl basabilirim? Anahtar, 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 anahtar. Anahtar için 4 tane demir külçe lazım. İkisini burada bas. İkisini burada bas. Yeter artık bana damage atıp durmayın. Ya bir şey diyeceğim, benim düzen takıntım var abi. Bu, ben kestikçe burada yenisi geliyor. Kıskanç başarımını aldım bu arada. Çantamda 100 tane pelte olsun diyor. Olsun abi, olsun. Ben buralara banka kuracağım bu arada. Kafaya koydum yani o banka kurmayı. Bu benim için şu an main quest gibi bir şey. Çünkü aralarında en düzgün yer bura, anladın mı? Geri kalanların hepsi delik deşik, anasını satayım. Şimdi... Ben istiyorum ki odundan biraz tuğla yapalım. 29 tuğla burada yap. Lan birinde kömür yaptık, birinde tuğla yaptık. Ay. Eldeki kömürleri falan harcadık. Neyse, o tuğlalar işe yarayacak zaten. Dediğim gibi 100 taneye kadar tuğlaya ihtiyacım var. O fırınlar falan iş yaparken de ben de burada şunu yapayım. Bir de gideyim anahtarı basayım abi. Anahtar. Yo, ben sana yedireceğim. Forager mı daha önce çıktı, Stardew Valley mi daha önce çıktı bilmiyorum ama hani bu birazcık daha crafting üzerine ya. Hani Stardew Valley'de sosyalleşme var bildiğim kadarıyla. Ben çok oynamadım ama hani izlediğim kadarıyla biliyorum. Bayağı bir sosyalleşme durumu söz konusu. Hani bir bölgenin insanlarını tanıyorsun, ediyorsun, onlarla iyi ilişkiler kuruyorsun falan. Bunda adada tek yaşayan sensin. Yani şu yandaki NPC'yi saymazsan. Çok yaşam barındırdığını düşünmüyorum açıkçası oyunun. Hani birazcık daha crafting, farm oyunu. Tamam. Hemen anahtarı bir yerine iletelim. Hangisi önce çıkmıştır bilmiyorum ama dediğim gibi pek bir bağlantıları yok gibi. Karanlıkta daha iyi görüş sağlayan fener.
Eyvallah hocam. Yani güzel bir ekipman. Burayı satın alamıyorum. Orayı satın alamıyorum. Şurayı satın alamıyorum. Aa, burada sadece geceleri ortaya çıkan bir tane peri gibi bir şey vardı değil mi? Onu hatırlıyorum bak. Sadece geceleri ortaya çıkıyordu bu. Ve geceleri ortaya çıktıktan sonra bize belli başlı görevler veriyordu ama ne verdiğini hatırlamıyorum. Ne istediğini hatırlamıyorum yani. Allah bilir ne istiyordu tabii de. Bir şey diyeceğim. Kömürümüz ne kadar var? 38 tane varmış stokta. 16 tane daha tuğla yapar mısın? Ki bankalar için gereken 100 tuğlayı tamamlamış olayım. Harbiden manyak gibi ekonomik asacağım. Bir çelik. 50 tane altın külçesi lazım. Bunların hepsinden bağımsız. Ben sanki... Ben sanki böyle biraz yapamayacağım bir sorumluluğun altına mı girdim acaba ya? Aynen bak yukarıda bir tane peri çıkıyor. Tatlı çocuk diye yanaşıyor peri. Alp abim hoş geldin. Abim uyanır uyanmaz yayın açacağım. Perilerim yorgun bedenini dinlendirsin. Allah razı olsun, teşekkür ederim. Olur. Tam kafam diyaloğu kapatıyormuş ya. Niye arada drop atıyorsun sevgili Twitch? Okay. Neyse zaten yarından itibaren full turbo ala ala yayın yaparız. Şunun bitrate'i 6000'e düşüreyim, o 6000 idare eder. Okey bak 6000 sağlığı yerine getirdi. Tek isteğim küçük bir bağış. Seni perilerimin gücüyle ödüllendireceğim. Küçük bir bağışa bak, 1k donate istiyor. Kasarız abi. Sevgili Assembly Stars 750 bit göndermiş. Efendim çok teşekkür ediyorum. Kesenize bereket, çok sağ olun. Sevgili Assembly Stars. İyi dilekleriniz için çok sağ olun efendim. Yani desteğiniz için çok sağ olun. İyi dilekleriniz için, evet. 1k donate'i yaparız da. Para karşılığında ne verecek? Perileri şey yapıyor ya, işte bize buff veriyor, can veriyor. Benim farm atmaktan biraz götüm çıktı. Daha fazlası için çabalıyorum. Ya perileri dediği şunlar bak mesela. Bunlar bize can veriyor, şey veriyor, güç veriyor. Bir K parayı tek seferde istemiyor tabii de. Ne yapabilirim? Ne satabilirim ki mesela? Slime'ların özünü mü satayım? Slime özütü. Belki. Balıkçılıktan iyi para var. Tek kılıç darbesiyle 3 düşman öldürdüğüm için müthiş bir başarım verdi bana. Odunların hepsini yediğim için artık benim üstümde depolanıyor olabilir bu arada odunlar ya. Evet benim üstümde depolanıyor. Odunların tamamını harcadım çünkü.
Ama sor bir bana, niye harcadım? Önemli sebeplerim vardı. Slime pelteleri ne kadar ediyor? Oho, slime pelteleri 2 altın ediyor zaten. Peki abi, inat etmeyip buradan para bassak mesela altın külçeleriyle sağlı sollu. Ama o zaman pazar yeri yapamam. Bizim proje her türlü çok büyük bir proje oluyor ya. En basitinden bana çelik lazım. Çelik için bir 10 tane demir külçe, 10 tane de altın külçeye ihtiyacım var. Önce bir 5 tane çeliği yapayım, geri kalanına bakarız. Abi ametist mesela 50 altın ediyor. Çiçek 1 altın ediyor. Çiçekte hiçbir şey yok. Yemiş 1 altın ediyor. Pişmiş balık 4 altın ediyor. Kemikler 4 altın ediyor. Neyse, o 1K donate'i biz şeye kastıracağız. Pazarlara kastıracağız abi, rahat. Pardon, çelik yapacaktık. Sen burada 5 tane çelik yap. Kalanına altın istiyorum abi. Yapabiliriz biliyor musun? 5 tane banka birden yapabiliriz ha. Sadece birazcık altın cevheri kasmam lazım. Gerçekten 5 tane banka yapabilecek gücümüz var. 5 tane bankayı bastıktan sonra da... Tamam abi, geri kalanı kebap. Ha, buralarda altın da var. Aslında en başta kazma upgrade'i lazım gibi de. İki beceri puanım var bu arada. Bir seviye mi versem? Bence bir seviye vereyim. Önce şu pişmiş balığı yiyeyim. Ardından bir seviye vereyim kendime. İki tane beceri ver bakayım. Şimdi oto tamirci. Yapılar kendilerine otomatik olarak yeniler. Abi teşekkür ederim. Ben kırmadığım sürece otomatik yenilensin. Aa, deniz fenerleri falan var. Kelepir. Arazi satın alma %30 ucuzlar. Yani keşif çağında bir eleman olarak arazi satın almayı ucuzlatmak bence en doğru kararlardan biriydi. Allah'ım şükür, yapılar kendini otomatik tamir edecek sonunda. Uğraşıp durmayacağım. Dalyan yapabiliyor muyum peki? Yapamıyorum. Çünkü böyle kaza ara arada kazma isabet ediyor. Her şey ortada kalıyor. Buraya hizalamıyor musun artık? Yo, gidiyor. Çiftlik 28 tane istiyormuş. Ah be. Oh, altın cevheri miktarı da 100 oldu. Dostlar, ben bu bölüm 5 tane bankayı basıyorum ha. Kardeşim, 25 altın burada basıyorsun. 25 altın burada basıyorsun. Oh, tertemiz. Tertemiz. 5 tane bankayı bastıktan sonra da bu oyunluk bu kadar deriz. Barınım, hoş geldin balım. Abi şu kazmayı upgrade'lemek lazım ya. 5 tane baltayı bir basalım da. Altın cevherinin yeri kayboldu değil mi? O altın cevherinin yerine yenisini koymam lazım. Aşağıdan gidem altın kazan da. Ve ben açım.
şey diyeceğim. Yosun yesem ya belli bir süreliğine. Mesela yemek pişirmekle uğraşmak yerine. Sadece bir tanesini koy. Bir tanesini koyunca umarım otomatik orada steklenir. Çok da bir getirisi yok. Beceri puanıyla banka kasası hızlandırma al abi. Bankalar yan yana olunca aldım. Çoktan aldım. Çoktan cepledim onu kral. O skill bizde. Abi bu upgrade ne hali ya? Aga'nın görevi için mi diyorsun ateş böceği alalım diye? Aga ne veriyordu hatırlamıyorum da tamam seni mi kıracağım şey yapalım. Gerçi gelecek geceye sarkabilir bu görev ama. Çünkü şeyler dolu ya fırınlar. Fırınlar dolu şu an. Cam ve iplik lazım. İki tane kavanoz yapacağız. İki tane iplik yeterli olur. Merhaba. Altınları buraya bırak komple. Oh 100 tuğlam var. 50 altınım var birader. Var oğlu var ya. Cam lazım. 4 tane cam lazım. 2 cam burada bas. 2 cam burada bas. Ondan sonra şeyleri, kavanozları yapalım. Ateş böceklerini toplayalım. Ben de size kameramı açayım. Okey abi. Amcanın görevini yapalım. Okey to babuşka. Şimdi aga'nın görevine gitmeden evvel hemen bir burayı tıraşlıyorum. Yan yana banka kuracağım 5 tane. Hocam şu yukarı kurarız ya. Alt alta kursak. Mesela ekonomi, banka, 1, 2, 3, 4, 5. banka. Her seferinde şeyi mi artıyor bunun? Ah be, olsun be hocam. DSPLX, bakalım sevgili dostum. Neden sohbet bana yemişsin hemen bakalım, hemen kontrol edelim. Hiç sıkıntı değil. Kontrol ediyorum. Hakikaten de efendim 2011'de ban yemişsiniz. Var ban çek dediniz diye. Hocam hoş geldiniz. Açıldı banınız bu arada tekrardan. Tekrardan açıldı banınız. Teşekkür ediyorum ilginiz için. Direkt var ban çeke perma ban. Abi demek ki biraz canıma iyiliğe yettikleri bir dönemde olmuş. Ya hocam bazen çok darlıyorlar biliyor musunuz? Arkadaşlar biraz fazla darlıyor. Artık ban atmıyorum. Chat'i kapatıyorum da. Darlandığım bir döneme denk gelmiş demek. Abi. Neyse dostlar. Bizim altın madenleri basıldı. Altın madenlerinden para gelmeye başladı. Aa, yemekler araç çubuğuna. Şey yapabiliriz abi. Ben yosun yiyorum kanka. Ben yosun yiyorum. Etleri falan pişirmedim henüz. Bence 15 tane banka iyi oldu ya. Çünkü ben hani diğer işlerle falan uğraşırken o banka rahatlıkla işini halleder. Cam kavanozları aldım da dedenin, emminin görevi yapmak için biraz daha zaman lazım olacak. Bir dalyan daha şuraya. Bence çok güzel mekan ayarladık var ya balıklar için. Evet sevgili dostlar aslında bu bölümlük yeterli diyebiliriz efendim. Forager'da baya ilerledik. Baya gelişme kat ettik. Mesela postları falan da burada depolayabilir miyiz? Burası full şey ya. Denizden gelen ürünler.
Aslında bir tane de yaratıklardan düşen materyaller için bir şeyler yapmak lazım. Bir şey diyeceğim. Bu çapalar işe yarıyordu galiba ya. Müze gibi bir yer vardı diye hatırlıyorum bak. Çapalar konusunda mesela. Müzeye teslim etmek gerekiyordu. Sanırım. En azından ben öyle hatırlıyorum. Çapaların tanesi 200 altın çünkü. Birazcık daha altın bulursam mesela ada satın alıp gelişmeye devam edeceğim de. Neyse şimdilik bu kadar yeterli diyelim ya. Sevgili arkadaşlar, kıymetli vaktini ayırıp eşlik eden herkese teşekkürler. Bu bölümde bankaları kurup tam teçhizatlı çalışmaya başladık. Esenlikle kalın efendim. Bye bye.